Herkese merhaba. Belarus Premier Ligi 6. hafta pazar günü programıyla birlikteyiz. 3 karşılaşmamız var programda. İlkinde Slask Belşina'yı ağırlıyor. Ev sahibi Slask geçen hafta Soligorsk deplasmanında 51. dakikadan itibaren 10 kişiyle oynamasına rağmen galip gelmeyi başardı. Hafta tamamlandığında da 10 puanla ligin zirvesinde yer alan 3 takımdan biri oldular. Normal şartlarda kadro kalitesi olarak çok yüksek bir seviyede olmamalarına rağmen iyi futbol oynuyorlar ve bulundukları konumda hak ettiklerini düşünüyorum. Belşina'ya geldiğimizde sahasında Sumolovic ile karşılaştı Belşina. Öne de geçti fakat son dakikada tartışmalı bir penaltıyla galibiyeti elinden kaçırdı. Henüz bu sezon galibiyetle tanışamamalarına rağmen ve son sırada olmalarına rağmen ben Belşina'nın gayretini, mücadelesini takdir ediyorum. Bu karşılaşmada tabii ki ev sahibi Slask galibiyet için bir adım öne çıkıyor. Fakat öncelikli olarak ben toplam 2-3 gol tercihini önermek istiyorum. İkinci karşılaşmada Torpedo Rupp Brest'i ağırlayacak. Torpedo haftayı Bato Borisov deplasmanındaki golsüz eşitlikle tamamladı. Rakibe birçok pozisyon verdiler. Buna rağmen puan çıkarmaları önemliydi. Ve geride kalan 5 haftada da 10 puanla zirveyi paylaşan 3 takımdan bir diğeri oldular. Rupp Brest ise ilk hafta kazanmış, daha sonraki haftalarda galibiyet alamamıştı. Fakat son maçında da Minsk'i tek golle yenmeyi başardılar. Son iki haftayı 4 puanla kapattılar. Bir direnç kazanmaya başladı Rupp Brest. İki takımın da geride bıraktığımız 5 haftadaki tüm maçları 2.5-6 skorla bitti. Bu tercih edilebilir. Oran ama düşük gelecektir. Düşük gelenler için de devre beraberliğini öneriyorum. Daha fazla risk alırım diyenler için maç sonu beraberliği de tercih edilebilir. Son karşılaşmamıza geçtiğimizde de Istoh'la Vitebsk karşılaşacak. Istoh peş peşe iki yenilginin ardından Slavia Mozili yendi. Fakat bu galibiyet alırken kazandıkları ilk penaltı oldukça tartışmalıydı. Kaptanları Komorowski yerde kalmış ve penaltı çalınmıştı. Komorowski maçı bir gol bir asistle tamamladı. Bu başarılı bir performans. Galibiyette de pay sahibi oldu. Vitebsk'e gelecek olursak onlar da Dinamo Brest'le karşılaştılar. İlk yarıda biraz baskı yediler fakat ikinci yarı oyunu kendi lehlerine çevirmeye başardılar. Daha iyi futbol oynadılar, daha üretkenlerdi. Rakibin iki stoperinin kırmızı kart görmesini de iyi değerlendirdiler ve maçı kazanmayı başardılar. Bu karşılaşmada da ben iki takımdan gol bekliyorum. Herkese kuponlarında bol şanslar.